Yoga eğitmeni Sayın Esra Çinsar Arslan, yoga hakkındaki bilinmeyenleri ve yaptığı faaliyetleri Posta Kobi'ye anlattı. Kendi işini de yapan uzman, hobi olarak yaptığı yogayı İstanbul'a geldikten sonra da meslek olarak edindi. Yogayı insanların sığınacağı bir liman olarak gören Sayın Arslan, bu alandaki başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. İzliyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Esra Hanım? Merhaba, teşekkür ederim Özkan'cığım. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz, çok meğerse. Enerjinizin güzelliğine sağlık. Sağ ol. Tanıyabilir miyiz sizleri? İzmir'den başlayayım. İzmir Amerikan mezunuyum. Oradan Boğaziçi Üniversitesi Turizmi bitirdim. Hı hı. İzmir Hilton'da Türkiye satış yetkilisi olarak bir dönem görev aldım. Sonra bir şirket ortaklığım oldu, dekorasyon sektöründe. Oradan kendi işimi kurdum. Ev tekstili, perde üzerine bir ekibim vardı. 7-8 kişilik bir mağazam vardı İzmir'de. Vardı diyorum. Çünkü eşimin işi nedeniyle İstanbul'a taşınmak durumunda oldum ve biz çalışan bayanlar hemen bir şey yapmak istiyoruz. Bütün bu çocukluk yıllarımdan bugüne kadar da yoga hobimdi. Ve İstanbul'a geldiğimde de sığınma limanım oldu. Kendi dengemi bulmak, duygusal iniş çıkışlarımda oğlum, eşim, yeni yer, yeni hayat içerisindeki dengemi bulmak, sakinliğimi korumak için. Hatta neşelenmek için. Ve bu yolda eğitimler almıştım zaten ve bu eğitimler sonucunda da yoga dersi vermeye başladım İstanbul'da. Harika. Yoga Türkiye'de çok önceden yapılmasına rağmen popüler olmaya son 10 yılda başladı diyebiliriz. Sizce yakın dönemde bu kadar popülerliğin artmasının sebepleri nelerdir? Az önce değindiğim konuyla çok alakalı. Yoğun bir hayat var artık. Yapılması gereken bir sürü iş. Duygusal anlamda herkesin bir sığınacağı yere ihtiyacı var. Yoga bunlardan bir tanesi ve çok önemli bir araç. O yüzden yoga gitgide bilinir batıda ve tanınır hale geldi ve popülaritesi arttı. Yoganın kelime anlamı yuj kökünden geliyor Sanskritçe. Birlik demek, bütünlenmek demek. Varlığımızdaki eksikleri tamamlamak için harika bir araç. Fiziksel, ruhsal ve zihinsel dengeyi kurma aracı diyebiliriz. Hı hı hı. Bütünlenme aracı. Burada danışanlarınıza neler söylemek istersiniz? Öğrencilerinize neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Yoga pratiği sadece fiziksel boyutta değil. Zaten bunu çalışan, yoga pratiği yapan arkadaşlar bilir. Katılmak isteyenler için bunu özellikle söylemek istiyorum. Bedenle çalışırken içeriye dokunabildiğiniz, öze yolculuk yapabileceğiniz ve bu yolculukta her an dengenizi sadece pratiğinizle, sadece belki bir nefesinize yerleşerek, pranayama yaparak, nefes, yaşam enerjisini içinize çekerek dengenizi sağlayabileceğiniz güzel bir araç. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Her daim sizleri böyle neşeli ve güler yüzü görmek dileğiyle ve kat kat başarınızın devamını teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür mersin. Ediyorum sağ olun, sizlere iyi de. Günler. Değerli yoga eğitmenimiz bizlerleydi efendim. Esra Çinsar Arslan konuğumuzdu. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.